hızla 5 milyona doğru yaklaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Pfizer-BioNTech aşısının 5-11 yaş grubuna Kasım ayında uygulanabileceği belirtiliyor. Çin'de de bazı eyaletlerde 3-11 yaş grubu çocuklar aşılanacak. Çin'de Delta varyantının artması endişe veriyor. Hükümet vaka artışını kontrol altına almak için tedbirleri artırdı. Lanzhou kentinde giriş çıkışların sıkı kontrol altına alınması kararı alındı. Halkın acil durumlar dışında evden çıkmaması istendi. Rusya'da salgının başından bu yana en yüksek can kaybı kaydedildi. 36.446 yeni vakanın görüldüğü ülkede bir günde 1106 kişi yaşamını yitirdi. Avusturya'da vaka sayılarındaki artış nedeniyle yeni tedbirler gündemde. İş yerlerinde aşı ve test şartı aranacak. Aşı yaptırmamış olanlara da kısıtlamalar sıkılaştırılıyor. Ülkede yoğun bakım hasta sayısının 600'e çıkması durumunda aşı yaptırmamış olanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Venezuela'da kapalı olan okullar yeniden açıldı. Başkent Caracas'ta öğrenciler alınan tedbirlere uyarak okula döndü. Şu sıralarda dünya küresel enerji kriziyle mücadele ediyor değerli izleyenler. Doğalgaz fiyatlarının geçen yıla göre 6 kat daha yüksek olduğu Avrupa'da enerji stokları azaldı. Avrupa Birliği dışa bağımlılığı azaltarak yenilenebilir enerji kaynaklarıyla soruna çözüm arıyor.